1919 yılını anlamak, Birinci Dünya Savaşı'nın nasıl bir paylaşım savaşı olduğunu anlamaktır. Osmanlı topraklarının, başta İngiltere ve Fransa olmak üzere, galip devletlerce nasıl paylaşıldığını, Sevr Anlaşması'nı zorla kabul ettirmek için Yunanistan'ın Anadolu'ya nasıl saldırtıldığını anlamaktır. 1920 yılını anlamak, İngiltere Başbakanı Lloyd George'un Türkiye öldü dediği o felaketin içinden nasıl bir kurtuluş mucizesinin başarıldığını anlamaktır. Diyebiliriz ki Türkiye'nin en karanlık günleri 1919'da yaşandı. Bağımsız Türkiye'nin ışığı 1920'de Ankara'dan yükseldi. Birinci Cihan Harbi'ni Almanya, Avusturya, Osmanlı, Bulgaristan grubunun kaybedeceği 1918 yılının ortalarında belli olmuştu. Almanya, Fransa'nın kuzeyindeki Somme Nehri boyunca yapılan savaşı kaybetmişti. Osmanlı ordusu, Rus ordusu çözüldüğü için Kafkasya'da ilerliyordu fakat Suriye cephesinde bozguna uğramıştı. İngilizler Toroslara doğru ilerleyebilirdi. Osmanlı büyük bir açmazın içindeydi. Temmuz 1918'de Sultan Reşat öldü. Sultan Reşat padişahlığı boyunca deyim yerinde ise itaatçıların sözünden hiç çıkmamıştı. Reşat'ın 57 yaşındaki kardeşi Vahdettin 6. Mehmet unvanıyla 4 Temmuz'da tahta çıktı. Sultan Abdülmecid'in en küçük oğlu Vahdettin tahta çıktıktan sonra ilk Kadir gecesi Şeyhülislam Musa Kazım Efendi ile görüştüğünde ondan kendisi için dua etmesini istemişti. Ben bu makam için hazırlanmadım. Çocukluğumdan beri vücutça rahatsız olduğumdan layıkıyla tahsil edemedim. Yaşım kemale erdi. Dünyada bir hevesim kalmadı. Kardeşimle hangimizin evvel gideceği malum olmadığından bu makamı bekliyor da değildim. Fakat takdir-i ilahiyle bu makam bana teveccüh etti. Şaşmış bir haldeyim. Bana dua ediniz. Vahdettin veliahtlığı sırasında Almanya'ya resmi bir ziyaret yapmıştı. Bu geziye Çanakkale kahramanı Mustafa Kemal Paşa da katılmıştı. İbnül Emin Kemal Bey, Vahdettin'in bu gezide iyi bir izlenim bıraktığını belirtir. Veliaht zeki fakat vehimli ve özgüvensiz bir kişiliğe sahipti. Bu hal konuşmalarına da aksediyordu. Aczim var, korkuyorum. Maddeten hiçbir şeyden korkmam. Fakat pek ağır bir vazifeyi üstlendim. Allah'tan korkarım. Vahdettin savaşın kaybedileceği anlaşılıp iddiaçı liderlerin yurt dışına kaçmalarını takip eden günlerde şunları söyleyecekti. Bu memleketi idare için meğer iki adam lazımmış. Biri Sultan Hamit, diğeri Talat Paşa. Ama ben onlar gibi idare edemem. Talat Paşa bizim halkımızı iyi anlamıştı. O hakikaten müstesna bir şahsiyetti. Vahdettin İttihat ve Terakki'ye bilhassa Enver Paşa'ya karşıydı. Saltanatının ilk günlerinde Enver Paşa'nın başkumandan vekili sıfatını kaldırdı, ona başkumandan kurmay başkanı unvanını verdi. Talat Paşa ile ilişkileri nispeten daha iyiydi. Sadrazam Talat Paşa 3 Eylül 1918'de trenle Avrupa'ya hareket etti. Müttefik Almanya ve Avusturya'nın başkentlerinde görüşmeler yapacak, askeri durumu inceleyecekti.
Dönemin tanıklarından gazeteci Ziya Şakir'in aktardığına göre Talat Paşa Viyana ve Berlin'de Osmanlı Devleti'nin güçlü olduğu, kemali şecaat ile yani tam bir kahramanlıkla harbe devam edeceği şeklinde konuşmalar yaptı. Böyle söylüyordu çünkü siyasi pazarlıklarda güçlü olmak istiyordu. Ancak tam bu gezi sırasında diğer müttefik Bulgaristan'ın ordusunda isyan çıktı. Bulgaristan cephesinin çökmekte olduğunu Avrupa'da öğrenen Talat Paşa seyahatini yarıda kesti. Bulgaristan çöküyordu. Talat Paşa buna İstanbul'a dönmek için bindiği tren Bulgar topraklarından geçerken bizzat şahit oldu ve arkadaşlarına "Yedik" diye fısıldadı. Bulgaristan'ın yenilgisiyle İngiliz ve Fransız kuvvetlerine İstanbul yolu açılıyordu. Başkent İstanbul, Trakya'dan gelecek bir saldırıya karşı adeta savunmasızdı. Talat Paşa Sirkeci Garı'nda trenden indiğinde ziyadesiyle tedirgindi. Sirkeci Garı'nda trenden inen Talat Paşa'nın çehresi teessür ve ıstırabından simsiyah kesilmişti. O gece Babali'de Bakanlar Kurulu toplanmış, geç vakte kadar müzakere cereyan eylemişti. Müzakerenin başlıca esası, Suriye'de Yıldırım ordusunun hezimetiyle Bulgarların mütareke akdetmesiydi. Talat Paşa, ertesi gün durumu dürüstçe Vahdettin'e anlattı. Kayıtsız şartsız teslim olan Bulgaristan 29 Eylül'de mütareke yani ateşkes imzaladı. Alman Genelkurmay Başkanı General Ludendorff aynı gün İmparator Wilhelm'e Almanya'nın da mütareke istemesi gerektiğini bildirdi. Batı cephesinde yenilen Almanya'nın elinde doğuya Bulgar ordusunun yerine gönderilecek Alman askeri yoktu. Fransız generali Franche d'Espere ve İngiliz generali George Milne kumandasında 3 İngiliz tümeni, 3 Yunan tümeni, 1 Fransız tümeni ve 1 de İtalyan alayı yaklaşık 70 bin asker Trakya sınırında İstanbul'a yürümek üzere emir bekliyordu. Buna karşılık Türk kuvvetleri Trakya'da 3 tabur, İstanbul'da 3 tabur ve Çanakkale'de 15 tabur olmak üzere toplam 7-8 bin askerle bir miktar topçudan ibaretti. Payitaht her an düşebilirdi. Alman Genelkurmay Başkanı Ludendorff da anılarında o günleri anlatırken İstanbul'un düşmesi muhakkaktı diye yazacaktı. Sadece İstanbul değil, Anadolu da tehlikedeydi. İngiliz ordusunun Filistin'i ele geçiren kolu Halep'e doğru, Bağdat'a giren kolu da Musul'a doğru ilerliyordu. Suriye, Irak cephelerinde bozguna uğrayan Osmanlı orduları birleştirilerek Yıldırım Orduları grubu kurulmuştu. 1918 yılı sonlarında bu grubun komutanı Liman von Sanders Paşa'ydı. Sonraki günlerde milli mücadeleyi yürütecek olan komutanlar Mustafa Kemal, Fevzi, İsmet, Ali Fuat, Kazım İnanç, Asım Gündüz, Fahrettin Altay Paşalar Yıldırım ordularında savaşıyorlardı. Osmanlı kuvvetleri savaşın sonuna doğru adeta erimişti. Artık Türk tümenleri bir alay derecesinde bile değildi. Malaria, amipli dizanteri ve yarı açlık birlikleri sarsıyordu. Erlerin yazlık elbiseleri ve birçoğunun çamaşırları bile yoktu. Hayvanlar araçları güçlükle çekebiliyordu. Bu cephedeki Osmanlı kuvvetlerinin sayısı kağıt üzerinde 11 tümendi. Teorik olarak 110 bin olması gereken asker sayısı salgın hastalık, şehit ve yaralılar, firarlar sebebiyle 28 bine düşmüş, mağlubiyet kesinleşmişti. Ekim ayının başında Alman hükümeti de Osmanlı hükümeti de ateşkes yapmak için diplomatik görüşmelere başlamıştı.
Amerikan Başkanı Woodrow Wilson 8 Ocak 1918 günü Senato'da yaptığı konuşmada 14 nokta denilen ilkelerini açıklamıştı. Wilson prensiplerinin özeti şuydu. Gizli anlaşmalara son verilmeli, savaş sonunda yapılacak barış anlaşmaları açık müzakerelere dayalı olmalıdır. Denizlerde tam ticari serbestliği olmalı, ekonomik engeller kaldırılmalıdır. Sınır çiziminde milliyet ilkesi esas alınmalı, büyük ve küçük milletler kendi kaderini tayin hakkına sahip olmalıdır. Amerika'nın savaştan sonra kurulmasını istediği yeni dünyanın özeti buydu. Wilson prensiplerinde Rusya, Belçika, Fransa, Avusturya gibi ülkeler hakkında maddeler de yer alıyordu. 12. madde ise Osmanlı İmparatorluğu hakkındaydı. Madde 12. Osmanlı İmparatorluğu'nda nüfusunun çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu bölümlerinde Türk egemenliği güvence altına alınmalı, diğer ulusların yaşam güvenlikleri ve özerk gelişimleri sağlanmalıdır. Çanakkale Boğazı uluslararası güvenceler altında tüm gemilere ve ticarete sürekli olarak açılmalıdır. Rumeli'yi 1912'de kaybeden, ardından Arap isyanıyla karşılaşan Türkler zaten Suriye'den, Irak'tan vazgeçmeyi düşünmeye başlamıştı. Konuşmalarında adil barış kavramını vurgulayan Wilson, 4 Temmuz'daki konuşmasında cihan sulhünü imha eden keyfi kuvvetin imha edilmesi gerektiğini söylemişti. Bu sözler savaşa sebep olan baskıcı istibdat idarelerine son verilmesi olarak algılandı. 9 Kasım'da Almanya'da İmparator Wilhelm tahttan çekilecek, cumhuriyet ilan edilecek, galiplerle imzalanacak barış anlaşması için masaya Alman Weimar Cumhuriyeti oturacaktı. Almanlar ılımlı barış koşullarını elde etmenin tek yolunu Wilson'ın insafına sığınmak olarak teşhis ettiklerinden onun 14 nokta prensibine dayalı bir mütareke istemişlerdi. İttifak cephesinin mağlup milletleri için Wilson prensipleri umut olmuş, adeta bir umudumuz Wilson rüzgarı esmeye başlamıştı. Sadrazam Talat Paşa, iddiaçı hükümet iktidarda kalmaya devam ederse, İtilaf devletlerinin ateşkes ve barış için daha ağır şartlar ileri süreceklerini düşünüyordu. Zira İttihat ve Terakki, savaşa girerek galip devletlerin büyük öfkesini çekmişti. İttihatçılar dışında savaş yanlısı olmayan yeni bir hükümetin ehven bir barış yapabileceği umuluyordu. Wilson'ın açıklaması da bu ümidi güçlendirmişti. 7 Ekim'de Talat Paşa ve bakanlar istifa etti. Gelişmelerin tanığı olan Ali Fuat Türk geldiğe göre Talat Paşa'yı Sultan Vahdettin, Enver Paşa'yı ise Veliaht Abdülmecit Efendi istifaya sevk etmişlerdi. Padişah hükümet kurma görevini aynı gün Dünürü Tevfik Paşa'ya verdi. Vahdettin'in kızı Fatma Ulviye Sultan, Tevfik Paşa'nın oğlu İsmail Hakkı Bey ile evliydi. Tevfik Paşa İttihat ve Terakki'den uzak, yaşlı bir devlet adamıydı. Lakin hükümeti kuramayacaktı. 10 Ekim'de Osmanlı Mebusan Meclisi açıldı. Padişah ve milletvekilleri şer-i şerife ve anayasaya riayet, vatan ve millete sadakat yemini ettiler. İstanbul'da hükümet krizi sürerken cephelerde ordunun çöküşü hızlanıyordu. Suriye cephesinde Osmanlı Yıldırım Orduları grubu, Liman von Sanders'in emriyle İngiliz ordusu ve isyancı Arap kuvvetlerinin saldırıları karşısında sürekli geri çekiliyordu. Bütün çaba, elde kalan orduyu daha fazla zayiat vermeden Anadolu'ya çekebilmek içindi. Geri çekilişte Halep önemli bir duraktı. Von Sanders anılarında o günlerin Halep'ini şöyle anlatır. Halep'in güneyindeki bütün mıntıkada Türk düşmanlığı yaygındı. Bu bölgedeki Türk sivil memurları da Türk birliklerinin koruyuculuğu ortadan kalkınca makamlarını terk edip Halep'e geldiler. Yıldırım Orduları grubu içindeki 7. Ordu Kumandanı Mustafa Kemal Paşa Halep'teydi. Mustafa Kemal, padişaha sunulmak üzere başyaver Naci Eldeniz'e gönderdiği telgrafla derhal barış yapılmasını istedi. 13 Ekim 1918 tarihli telgrafında Talat Paşa hükümetinin felç olduğu, Tevfik Paşa'nın hükümet kuramadığı yolunda haberler aldığını belirten Mustafa Kemal şöyle diyordu.
Ordular muharebe kudretinden mahrum ve zaten mevcut kuvvetler müdafaadan aciz bir hale getirilmiştir. Düşman her gün daha müsait ve ezici şartlar kazanmaktadır. Müttefiklerle birlikte, olmadığı takdirde onlardan ayrı olarak mutlaka barışı sağlamak lazımdır. Bunun için kaybedilecek bir an dahi kalmamıştır. Aksi takdirde memleketin tamamen elden çıkması ve devletimizin telafi edilemez tehlikelere maruz kalması ihtimal dışı değildir. Telgrafına, muhterem padişahımıza olan sadakat ve bağlılığım ve vatanımın selametini sağlamak itibariyle diyerek devam eden Mustafa Kemal Paşa, İzzet Paşa'nın kuracağı yeni hükümet için bazı isimler öneriyordu. Bu isimler Fethi Okyar, Tahsin Uzer, Rauf Orbay, İsmail Canpulat ve Şeyhülislam Hayri Efendi'ydi. Daha da önemlisi, kurulacak kabineye Harbiye Nazırı, yani Savaş Bakanı olarak kendisinin alınmasının zaruri olduğunu yazmıştı. Mustafa Kemal'e göre ancak bu kişilerden oluşacak bir hükümet vaziyete hakim olabilirdi. Bu, Mustafa Kemal Paşa'nın ilk siyasi teşebbüsüdür. Mustafa Kemal'in İstanbul'a geldikten sonra Mayıs 1919'da Anadolu'ya geçene kadar İstanbul'da böyle bir hükümet kurdurtmak için siyasi çalışmalar yaptığını ileride anlatacağız. Enver Paşa 13 Ekim'de ordulara yolladığı genelgede mütareke isteyeceklerinin haberini verdi. Almanya ve Avusturya'nın bu mütareke için Wilson'a başvurduklarını hatırlatan Enver şöyle diyordu. Düşmanın sayıca üstün kuvvetleri karşısında topraklarımızın bir kısmını terke mecbur kaldık. Şimdi mütareke imzalanıncaya kadar bir karış toprağımızı bile bırakmamak için ordunun son derece fedakarca hareket etmesi şeref ve namus gereğidir. Bu sırada Tevfik Paşa hükümeti hala kuramamıştı. Vahdettin hükümet kurma görevini bu kez İzzet Paşa'ya verdi. İzzet Paşa 14 Ekim'de yeni hükümeti kurdu. Savaş Bakanlığını Mustafa Kemal'e vermemiş, kendi üzerine almıştı. Rauf Bey İzzet Paşa'ya Savaş Bakanlığına Mustafa Kemal'i getirmesini tavsiye ettiğinde İzzet Paşa mütareke yapılınca Alman komutanların gönderileceğini, Suriye'deki orduyu toparlayacak kumandanın Mustafa Kemal olduğunu söyleyerek cevap verdi. İzzet Paşa aslında içten içe Mustafa Kemal'in çok ihtiraslı olduğunu düşünüyordu. Mustafa Kemal'i kabineye almayan İzzet Paşa, onun tavsiye ettiği isimlerden Rauf ve Fethi Beylerle Şeyhülislam Hayri Efendi'yi kabineye almıştı. Talat Paşa'nın ısrarıyla İttihatçı Hükümet'in Maliye Nazırı Cavit Bey yeni kabinede yine Maliye Bakanı olarak yer almıştı. İzzet Paşa 16 Ekim'de Bakanlar Kurulu'nu topladı. Kurmay Albay Nuri Bey bu toplantıda bakanlara verdiği briefingde şöyle diyordu. Düşman ordularındaki 1,5 milyon askere karşı bütün Osmanlı memleketlerinin müdafası için 72 bin tüfek vardır. Memleketimizin hiçbir noktasını müdafaa edecek yeterlilikte kuvvet yoktur. Birkaç gün sonra Halep'i, Adana'yı, belki ötede Musul'u işgal edecekler. Belki İstanbul'a, Boğazlara, İzmir'e hücum edecekler. Bir avuç eşkıyanın bile memleketi işgal edebileceği hale geldik. 3 gün önce Halep'ten çektiği telgrafta Mustafa Kemal Paşa'nın da yazdığı durum buydu. Kurmay Albay Nuri Bey, Enver Paşa'nın savaşı tek başına yönetmesini, gelişmelerden kimseye haber vermemesini eleştirdi. Enver Paşa gidişat hakkında erken bilgi vermiş olsa daha iyi şartlarda mütareke yapılabileceğini söyledi. Bu karanlık tabloya İran, Kafkasya ve Azerbaycan'daki Türk kuvvetleri dahil değildi. Fakat onları hemen geri çekip Trakya'yı, Boğazları, Anadolu'nun güneyini savunma imkanı yoktu. O kuvvetler Mondros Mütarekesi üzerine geri dönecek ve Kurtuluş Savaşı'nda Erzurum Kongresi'nin yapılmasını, Kazım Karabekir Paşa'nın Türkiye'nin bugünkü doğu sınırını çizmesini sağlayacaklardı.
İtilaf devletleri de Osmanlı'nın durumunun farkındaydı. İngiliz savaş kabinesi 17 Ekim'de yaptığı toplantıda Wilson'a bir rapor gönderilmesine karar verdi. Raporda Türklerin çöküş noktasında olduğuna inanıyoruz deniliyor. Türkler Wilson'dan ateşkes için devreye girmesini istediğinde Wilson'ın Türklere İngiliz generali Allenby ile görüşün diye cevap vermesi isteniyordu. Osmanlı için mütarekeden başka yol kalmamıştı. 19 Ekim'de mecliste hükümet programını okuyan Sadrazam İzzet Paşa, Wilson prensiplerini benimsediklerini söyledi. Milletlerin egemenliği, kendi kaderini tayin hakkı, barış, iktisadi ilişkiler gibi konularda Wilson prensiplerine atıfta bulundu. Sadrazam, Arap vilayetlerinde milli emel ve taleplerine uygun bir özerklik sağlanacağını söylediğinde, meclisteki Arap milletvekilleri sadrazamı alkışladılar, teşekkür ettiler. Ne var ki bir yıl üç ay sonra 28 Ocak 1920'de Osmanlı Meclisi'nin kabul edeceği Misak-ı Milli'de yeni Türkiye'nin sınırları çizilirken Suriye, Irak ve Arabistan Türkiye'nin sınırları dışında tutulacaktı. İzzet Paşa hükümetinin ilk işi mütareke görüşmelerini başlatmak için diplomatik temaslar yapmak oldu. Ancak bir sonuç alamadı. Çünkü İtilaf devletleri kendi aralarında müzakere yapmak için zamana ihtiyaç duyuyorlardı. Bulgaristan 26 Eylül'de aniden ateşkes isteyince İtilaf devletleri aceleyle mütareke imzalamak zorunda kalmıştı. İngiliz, Fransız ve İtalyan hükümetleri Osmanlı'nın mütareke istemesi halinde hazırlıklı olmak için bunun şartlarını kendi aralarında kararlaştırmak amacıyla 5 Ekim'de Paris'te toplandılar. İngiltere Başbakanı Lloyd George, Fransa Başbakanı Clemenceau ve İtalya Başbakanı Orlando, Türklere dayatılacak mütareke şartlarını kararlaştırdılar. Taslağı İngilizler hazırlamıştı. İngilizler boğazların açılmasını istiyordu. Petrol bulunan Orta Doğu topraklarını zaten işgal etmişlerdi. Mütareke taslağına Hicaz, Asir, Yemen, Suriye ve Irak'taki Osmanlı askerlerinin işgalci güçlere veya Şerif Hüseyin'in adamlarına teslim olmasını yazmışlardı. Türkler açısından Osmanlı askerinin Arap asilere teslim olması aşağılayıcı bir maddeydi. Fransa Başbakanı Clemenceau, Mayıs 1916'da yapılmış olan gizli Sykes-Picot anlaşmasıyla Fransa'ya Suriye ve Kilikya, yani Adana ve Mersin bölgesinin vaat edildiğini hatırlattı. Fransa'nın isteğiyle Osmanlı askerlerinin teslim olacağı yerlere Kilikya'da eklenerek taslağın 14. maddesi yazıldı. 26 Nisan 1915'te yapılmış olan gizli Londra Anlaşması'yla İtalya'ya da 12 adalar ve Antalya ile çevresi vaat edilmiş, sonra buna İzmir de eklenmişti. Bunu hatırlatan İtalya taslağı, mütarekede gerekli görülecek yerlerin işgaline imkan veren ünlü maddeyi koydurdu. Mühim stratejik noktaların İtilaf devletleri tarafından işgali. Mütareke metni İtalya ve Fransa'nın yaptırdığı bu eklerle çok daha ağırlaştırılmış oldu. 11 Ekim'de metin, Çanakkale Boğazı'nın ağzında bekleyen Amiral Kaltorp, Musul'a doğru ilerlemekte olan Mareşal Allenby'ye ve Trakya sınırına dayanmış olan İngiliz Generali Milne gönderildi. Amiral Kaltorp elinde hazır metinle Mondros Limanı'nda Türklerin gelmesini beklemeye başladı. Galipler Paris'te Osmanlı için mütareke taslağını hazırlarken Kutul Amare'de Türklere esir düşen ve Heybeli Adada ikamet ettirilen İngiliz generali Charles Townshend Sadrazam İzzet Paşa ile görüşmek istedi. 17 Ekim'de görüştüler. Townshend
sadrazama İngiltere'nin ileri süreceğini düşündüğü şartlar hakkında bilgi vererek yardımcı olmak istediğini söyledi. Tavşent anılarında sadrazam İzzet Paşa'nın gözleri yaşla dolu olarak Türkiye'nin durumunu anlattıktan sonra İngiltere ile dostluğa inanan bir aileden geldiğini, İngiltere ile dostluk istediğini, Boğazların seyir seferi açılacağını, Suriye ve Irak'a özerklik verileceğini söylediğini ve şerefli bir barış için yardımcı olmasını istediğini yazar. Tavşent Harbiye Nazırı Rauf Bey'de bir mektup yazdı. Mektubunda esirlik sürecinde gördüğü hoş ve şerefli muameleye karşılık olarak İngiltere ile müzakereye girildiği takdirde yardımcı olacağını ve Osmanlılar açısından şerefli şartlar elde edilmesi için çaba harcayacağını bildirdi. General Tavşent Osmanlı hükümetinin izniyle İngiliz makamlarıyla görüşmek üzere 18 Ekim'de Mondros Limanı'na doğru yola çıktı. Sadrazam İzzet Paşa içi rahat etmemiş olacak ki başkalarını da devreye sokma gereği duydu. Fransızlarla görüşmesi için Berl askeri ateşesi Halil Bey'i ve Amerikalılarla görüşmesi, gerektiğinde Amerika'ya gitmesi için hahambaşı Haim Naum Efendi'yi Paris'e gönderdi. Bankacı Marcel Savoy'u da Balkanlardaki Fransız generali Franche Despere'ye gönderdi. Neticede Tavşent'in teşebbüsüyle İngiliz hükümeti ateşkes görüşmesi için Amiral Arthur Calthorpe'a yetki verdi. Calthorpe, İngiltere'nin Akdeniz filosu kumandanıydı. Filosuyla birlikte Malta üssünden ayrılarak Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda demirlemiş bulunuyordu. Çanakkale Boğazı'nın yanı başına yerleşmesi Osmanlı'ya baskı yapmak içindi. Fransa mütarekat hastalığını birlikte hazırladıkları halde kendisini dışlayarak Türkiye ile ateşkes görüşmelerine başlamayı kabul eden Londra'yı protesto etti. İngiliz Başbakanı Lloyd George'la Fransız Başbakanı Clemenceau arasında sert tartışmalar oldu. Lloyd George şu anda Türk topraklarında İngiltere'nin 500 bin askeri var diyerek Türkiye'nin mağlup edilmesinde Fransa'nın fazla katkısı olmadığını ima etti. Lloyd George, Fransa ve Amerika katılmadan aceleyle ateşkes imzalamak istiyordu. Çünkü Sykes-Picot anlaşmasıyla Suriye ve Musul Fransa'ya verilmişti. Lloyd George, şimdi Fransa ve Amerika işin içine girmeden Musul'u işgal etmek için sabırsızlanıyordu. Mütareke görüşmeleri için Mondros'a Osmanlı adına kimler gidecekti? Vahdettin yine bir akrabasını, Ayan yani senato üyesi damat Ferit'i önerdi. Sadrazam İzzet Paşa itiraz ettiği halde padişah ısrar etti. Damat Ferit Paşa bu göreve atanmış gibi Sadrazam İzzet Paşa'ya gitti. Sadrazama mütareke görüşmelerinde Osmanlı'nın savaştan önceki sınırlarının korunmasını isteyeceğini, İngilizler bunu kabul etmezse bir kruvazerle Londra'ya gideceğini söyledi. İngiliz kralına babasının dost olduğunu, kendisini kabul etmesi gerektiğini söyleyeceğini anlattı. Bu sözleri dehşet içinde dinleyen sadrazam hemen Bakanlar Kurulu'nu topladı. Bakanlar Kurulu damat Ferit'in temsilci olmasını reddetti. Vahdettin'in huzuruna çıkan İzzet Paşa damat Ferit'le yaptığı konuşmayı naklederek bu adam Mecnun dedi. Vahdettin ben onu iyi idare ederim diyerek ısrar etmek istediyse de sadrazam ve Bakanlar Kurulu'nun istifa ederiz diyerek ortaya koyduğu kararlılık karşısında geri adım attı. Sadrazam ve Bakanlar Kurulu damat Ferit'in delege olmasını meşrutiyetin temel ilkelerinden biri olan kuvvetler ayrılığına da aykırı bulmuşlardı. Damat Ferit senatonun yani yasama organının üyesiydi. Halbuki mütareke görüşmeleri yürütme erkine sahip olan hükümetin yetkisindeydi. Bulgar Kralı Ferdinand mütareke imzalanınca tahttan feragat etmişti. Rauf Orbay'ın anılarında yazdığına göre Vahdettin kendisinden de böyle bir fedakarlık istemesinden korktuğu için mütareke görüşmelerinde güvendiği damadı Ferit Paşa'yı görevlendirmek istemişti.
Ferit Bey hariciyede küçük bir memurken Vahdettin'in dul kız kardeşi Medya Sultan'la evlenerek hızla yükselip paşa olmuştu. Neticede mütareke görüşmeleri için Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı Rauf Orbay, Dışişleri Müsteşarı Reşat Hikmet ve İzmir'de bulunan Kurmay Yarbay Sadullah Bey delege olarak görevlendirildi. Heyetin sekreteri diplomat Ali Fuat Türk geldiydi. Heyete Mondros'ta nasıl davranacakları hakkında bir hükümet talimatı verildi. Talimata göre Yunan harp gemileri hariç olmak üzere boğazların ticaret ve savaş gemilerine açılması, İtilaf devletleri ısrar ederse Türk hakimiyetinde kalması kaydıyla boğazlarda kontrol amacıyla bir miktar İngiliz ve Fransız subayının bulunması, güvenlik için gerekli olan asker dışında ordunun terhis edilmesi, ordudaki Alman komutanların memleketlerine gönderilmesi öngörülüyordu. Talimatın 8. ve son maddesi şöyle başlıyordu. Namus-u milliyi rencide edecek her nevi talepler reddolunacaktır. Görüşmeler 27 Ekim sabah saat 9.30'da Mondros limanındaki Agamemnon adlı İngiliz savaş gemisinde başladı. İngilizler Türk heyetine çok kibar ve saygılı davrandılar. Heyet Başkanı Rauf Bey resmi müzakerelerden önce İngiliz amiralle özel bir görüşme yapmak istedi. İkinci amiral Edward Seymour'la başlayan görüşmeye biraz sonra amiral Kalthorp da katıldı. Rauf Bey, İngiltere Rusya ile ittifak yapınca Osmanlı'nın da Almanya ile ittifaka mecbur kaldığını, Bolşevik devrimi ile savaştan çekilen Rusya'nın ileride yine tehdit olacağını, Türk-İngiliz dostluğunun kurulmasının İngiltere için de yarar sağlayacağını anlattı. Trakya sınırındaki İngiliz-Fransız ordusunun İstanbul'a yürüyebileceğini, fakat Türklerin her şeyi göze alarak savaşacağını, İstanbul'daki azınlıklar ayaklanırsa İstanbul'un kanlı bir savaş alanına döneceğini, doğrusunun şimdi Türkiye ile adil bir barış yapmak olduğunu anlattı. Amiral Kalthorp nazik bir dille cevap verdi, Rauf Bey'i anladığını, amaçlarının zaten Türk-İngiliz dostluğunu sağlayacak bir mütareke olduğunu söyledi. Rauf Bey'in sözleri Osmanlılardaki büyük endişeyi yansıtıyordu. İstanbul'un işgal edilmesi. Rauf Bey bu ihtimalin olası kanlı sonuçlarına değinerek İngilizlerin elindeki bu kozu zayıflatmak istemişti. Fakat mütareke metni müttefikler tarafından önceden hazırlanmıştı. Kalthorp'a verilen görev de ufak tefek rötuşların dışında bunu Türklere imzalattırmaktı. Oturum açıldığında Amiral Kalthorp elindeki mütareke taslağının ilk 4 maddesini okudu. Bunların aynen kabulünü istedi. Bunlar kabul edildikten sonra öteki maddelere geçilebilecekti. Bu 4 madde özetle şöyleydi. Boğazların İtilaf devletlerine açılması ve geçişi güvence altına almak için boğazlardaki istihkamlara İtilaf devletleri askerlerinin yerleştirilmesi, Osmanlı sularındaki bütün torpil ve torpido yerlerinin gösterilmesi, bunların kaldırılmasına yardım edilmesi, Osmanlı'nın elinde bulunan savaş esirlerinin Ermeni olanlar dahil İstanbul'da toplanıp teslim edilmesi, Karadeniz'deki torpil yerlerinin bildirilmesi. Dünyanın her yerinde sömürgeleri bulunan İngiltere, öncelikle su yollarının açık olmasını sağlamak istiyordu. Türk heyeti Boğazlar ve Karadeniz'de seyir-i sefere engelleyebilecek torpil ve torpido yerlerinin gösterilip bunların kaldırılmasını kabul etti. Bunlar zaten savaş zamanı uygulamalarıydı. Fakat heyet diğer şartlara şiddetle karşı çıktı. Rauf Bey boğazlardan serbest geçişi kabul ettiklerini fakat Yunan ve İtalyan harp gemilerinin geçmesini kesinlikle kabul edemeyeceklerini söyledi. Yunanistan'ın niyetleri biliniyordu. Venizelos 15 Ekim'de İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour'la görüşerek şu ricada bulunmuştu. Bulgaristan'ın işgaline Yunan ordusunun iştirak etmemesi uygundur. Fakat Türkiye ile bir mütareke imzalandığında yapılacak işgalde Yunanistan'a da pay verilmesini rica ederim.
Hükümetin ve Mondros'taki Türk heyetinin büyük hassasiyeti Yunanistan'ın niyetini bilmekten kaynaklanıyordu. Türk heyeti boğazlara belli sayıda İngiliz ve Fransız askerinin kontrolör sıfatıyla konulabileceğini, fakat boğazların Türk silahlı kuvvetlerinin elinde bulunmasının şart olduğunu ifade etti. Yarbay Sadullah Bey İngilizlerin tezine teknik bir gerekçeyle itiraz etti. Amaç boğazlarda geçiş güvenliği ise bunu sağlamak için boğazlardaki silahları etkisiz hale getirmek, mesela topların kamalarını sökmek yeterlidir. Yabancı asker yerleştirmeye gerek yoktur, dedi. Amiral Kaltorp, henüz barış imzalanmadığı için Türk ve yabancı askerlerin yan yana görev alamayacağını söyledi. Türklerin diğer itirazlarını kabule eğilimli görünerek bunları Londra'ya yazıp talimat isteyeceğini belirtti. Diğer maddelere geçildi. Amiral Kaltorp 24 maddelik metnin maddelerini sırayla okudu. Bunlar sırayla müzakere edildi. 30 Ekim akşamı imzalar atılıncaya kadar 5 oturum yapıldı. Müzakere edilen maddelerin bilhassa 4'ü imparatorluk açısından hayati önem taşıyordu. Boğazların işgalini öngören birinci madde, Çanakkale ve İstanbul boğazlarından serbest geçiş ve buralardaki istihkamların müttefikler tarafından işgali. Türkler tüm itirazlarına rağmen bu maddeyi değiştiremediler. Amiral Kaltorp, Türk heyetini görüşmeleri kesmekle, savaşı başlatmakla tehdit etti. Sonunda madde aynen kalmakla beraber, Kaltorp, İngiliz hükümeti adına Rauf Bey'e yalnız padişah ve sadrazama gösterilmesi kaydıyla gizli bir mektup verdi. Mektuba göre boğazlarda Yunan ve İtalyan askerlerinin yer almayacağına dair Osmanlı hükümetine güvence verilecekti. Ülkenin işgaline dair 7. madde, İtilaf devletlerinin önemli gördükleri stratejik yerleri işgal etmesi. Mütareke taslağının en ağır maddesi buydu. Bunu kabul ettirmek için Amiral Kaltorp yine tehditlere başvurdu. Zira Türk heyetinin en çok karşı çıktığı maddelerden biri buydu. Türk heyeti sadrazamla telgraf görüşmeleri yaptı. Sonunda şöyle bir rötuş yapılarak imzalandı. Müttefiklerin güvenliğini tehdit edecek bir vaziyet ortaya çıkarsa, müttefikler o stratejik yeri işgal edebileceklerdi. Ne var ki bu madde, sonraki günlerde Mustafa Kemal Paşa'nın Karadeniz bölgesinde asayişin sağlanması için Samsun'a gönderilmesine de vesile olacaktı. Toros tünellerinin işgaline dair 10. madde. Bu madde gizli Sykes-Picot anlaşması gereğince Fransızların Kilikya, Çukurova'yı işgal etmeleri için konulmuştu. Mondros'taki müzakerelerde Rauf Bey bu maddeye itiraz etti. İngilizler Türk heyeti bu maddeyi aynen kabul ederse kendilerinin de İtilaf devletlerinin İstanbul'u deniz üssü yapmasından vazgeçeceklerini söylediler. Türk heyeti bunu kabul etti. Ermeni meselesi ve diğer işgallere dair 24. madde. Bu madde iki bölümden oluşuyordu. Ermeni vilayetleri denilen doğudaki 6 ilde karışıklık çıkarsa İtilaf devletleri buraları işgal edebilir. Antep ve Maraş ile Adana'nın Saimbeyli ve Kozan ilçeleri işgal edilebilir. Müzakerelerde Türk heyeti Ermeni çetelerinin olay çıkararak buraların işgalini sağlamak isteyeceğini anlattı. Sonunda İngilizce metinde Ermeni vilayetleri terimi kaldı. Türkçe metinde vilayat-ı sitte, yani 6 il denildi. Bu illerde karışıklık çıkarsa buraların tamamının değil, olay çıkan yerlerin işgal edileceği hususunda uzlaşma sağlandı. Türk heyetinin itirazıyla B bölümü, yani Antep, Maraş, Saimbeyli ve Kozan'ın işgali metinden tamamen çıkarıldı.
İngilizler ateşkes görüşmelerine hazırladıkları mütareke taslağını birkaç saat içinde Türklere imzalattırmak niyetiyle başlamıştı. 28 Ekim günündeki 3. oturumda Türk heyetinin itirazlarından ve İstanbul'dan beklenen cevapların gecikmesinden sıkılan Amiral Kaltorp şöyle konuştu. Bu bir tüccar konferansı değil, birbiriyle savaşan iki millet arasında toplanan bir konferanstır. Hükümetimiz konuşmalarımızın uzamasından rahatsızdır. Amiral 1870 yılında Almanların kazandığı Sedan Savaşı'ndan sonra Fransa'nın 3 saat içinde teslim anlaşmasını imzalamış olmasını örnek gösterdi. Fakat İstanbul'da görüşmeyi hızlandırmak için Rauf Bey'in gemiden ayrılıp deniz uçağıyla Çeşme'ye giderek oradan telefonla görüşmesine izin vermedi. 29 Ekim'deki 4. oturumda stratejik yerlerin işgali konusundaki 7. madde tartışılırken Türkiye'de İstanbul işgal edilmeyecektir diye bir madde konulması için çok ısrar etti. İstanbul'un işgal edilmeyeceğine eminim diyen Kaltorp bunu mütareke metnine yazmayı reddetti. Dahası İngiliz ordularının başındaki generallerin kendisinden haber beklediğini söyledi. Böyle giderse katiyen mütarekeyi sona erdiremeyeceksiniz. Ya mütarekeyi imza etmek yahut müzakereleri kesmek lazımdır. Bütün cephelerdeki kumandanlarımız müzakerelerin iyi neticeye ulaşıp ulaşmayacağını durmaksızın benden soruyorlar. Müzakerelerin bu kadar uzamasından dolayı bilahare müzakereleri kesin diyeceklerdir. Heyetiniz tam yetkilidir. Mütarekeyi imza ediniz. Yoksa ne için buraya geldiniz? Gerçekten de amiral bunları söylediği sırada General Milne İstanbul'da yürüyecek şekilde Trakya hududunda bekliyordu. Musul'a doğru ilerleyen Mareşal Elimbin'in de Anadolu'ya girmesi mümkündü. Amiral müzakereler boyunca zaman zaman şu saate kadar imzalayın ya da reddedin diyerek Türk heyetine baskı uyguladı. Son oturumda yine Sedan Savaşı'nda Fransızların fazla uzatmadan mütareke metnini imzaladıklarını tekrarladı. Ya imzalayın ya reddedin diyerek sözlü bir ultimatum verdi. Sadrazamdan beklenen cevap gecikince Rauf Bey 30 Ekim günü akşam saat 20.03'te mütarekeyi imzaladı. İngilizler bunu hemen Trakya hududunda bekleyen İngiliz ordusu kumandanı General Milne telgrafla bildirdiler. Bu General Milne'nin İstanbul'u işgal harekatına hazır beklediğini gösteriyordu. Türk heyetinin mütarekeye Latin harfleriyle imza atmış olması dikkat çekiciydi. Heyet başkente döndüğünde Sadrazam İzzet Paşa, mütareke koşullarını yumuşatmak için ellerinden geleni yapan Rauf Bey ve arkadaşlarını tebrik etti. Mütareke metninde Türk heyetinin yaptırdığı bazı yumuşatmaları ve Amiral Kaltorp'un yalnız padişah ve sadrazama gösterilmesi kaydıyla Rauf Bey'e verdiği mektubun detaylarını belgeselimizin gelecek bölümünde anlatacağız. Ancak ne olursa olsun Mondros bir mağlubiyet, teslim ve işgal anlaşmasıdır. Dahası İtilaf devletleri Mondros hükümlerini de çiğneyerek işgal yapacaklardır. Sadrazam İzzet Paşa, Mustafa Kemal Paşa, Albay İsmet Bey, Fethi Bey ve Osmanlı basını Mondros mütarekesini nasıl karşıladı? İşgal İstanbul'unda neler yaşandı? Hepsi gelecek bölümde.